Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne neden oy vermediğim soruluyor. Çünkü ben ülkemi seviyorum, benim bir ülküm var şeklinde bir açıklamanız var. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nde demokratik bir sistem içerisinde yaşıyoruz ve AK Parti'ye, CHP'ye, İYİ Parti'ye, MHP ve diğer partilere oy veren insanlar var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiyorum çünkü ülkemi seviyorum açıklaması bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler ülkesini sevmiyor ya çıkmasına bir tepki Yok yani çekmiyor. bilinçli olarak kimse gidip bence ülkemi sevmiyorum. Hadi Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereyim. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin, HDP'nin, Millet İttifakı'nın, Altılı Masa'nın aslında bugün var olduğu düzenin hangi sisteme hizmet ettiğini görse ve idrak etse insanlar, gerçekten ülkesini seviyorsa ve vatanını ve milletini önemsiyorsa, geleceğini, bakın hangi inançtan olursanız olun fark etmez. Evlatlarınız varsa, gelecek nesillere bilimin, ilmin içerisinde bir ülke bırakmak istiyorsanız, kendi gücünüzle, gerçek kimliğinizle aslında huzur, şefkat, merhamet, barış içerisinde yaşayacak bir ülke bırakmak istiyorsanız da, ülkenizi sevenler olarak tanımlıyorum ben bunu. İnanca bağlamıyorum. Hangi inançtan olursanız onu fark etmez. İşte bu Millet İttifakı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta olmak üzere tüm bu ekibin aslında ne yapmaya çalıştığını anlasa insan zaten. Gerçekten ülkesini seviyor. Valla şimdi görünürde aslında ne yapmaya çalışıyorlar? Bunu çok daha geniş bir perspektiften almamız lazım gerçekten. Türkiye bugün çok ciddi bir savaş veriyor. Yani dört bir tarafında savaş veriyor. Bugün Türkiye'nin etrafında konuşlanmış karakol devletleri var. Bugün konuşlanmadılar ama bugünlerde çok fazla harekete geçtiler. Ermenistan bunlardan bir tanesi. Amerika'nın ve Rusya'nın konumunda. Derseniz edin. Bununla karşılaşıyorsunuz. Dış politikaya dibimizde dair çizdiğiniz perspektifi anlayabiliyorum ama geliyorum. Hemen şimdi oraya geliyorum. Şu anda Türkiye'de de işte 15 Temmuz'da yapamadıklarını, Gezi'yle yapamadıklarını, 17-25 Aralık'la yapamadıklarını, yıllardır darbelerle yapamadıklarını, CHP hep böyle sopa olarak kullandılar ya o statikocu gücü. Ne zaman Türkiye kendini geliştirip kendi egemenliğini, kendi bağımsızlığını, o Kurtuluş Savaşı'nda vermiş olduğu istiklal mücadelesini, istikbal mücadelesine çevirmeye çalışıp kendi ayakları üstünde durmaya çalışsa, işte o noktada bu batıl güçler, tüm bir Türkiye'nin etrafını sarmış olan bu batıl güçler, Cumhuriyet Halk Partisi'ni her zaman bir o statikocu bir topu olarak kullandı. İttifakı dolayısıyla şunu söyleyeyim, yani CHP ve HDP niye birleşti? Yani neden birleşiyor efendim? Bunu reddediyorlar yani. Millet İttifakı'nın içerisinde HDP'nin masanın kendisi, masanın kendisi mi acaba HDP? Yani o masada belki HDP oturmuyor ama meselenin kendisi mi? Peki niye Ekrem İmamoğlu'na Kandil, bütün Kandil ve terörist başları o istedi o zaman? Yani HDP ile birleşmedilerse istemedi mi? Her yerde çıktı ve o istediler biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'na, ama bildiğiniz yerde de sakınmayın. Yani konsept, format evet bir yere kadar ama hepimizin bildiği üzere Ekrem İmamoğlu'na o istediler artık alenen. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi baktığınız zaman çizgisini kaybetmiş durumda. Yani o ilk kuruluş amacından Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı olan çizgisini tamamen kaybetmiş durumda. Bugün yeri geldiğinde, ama işine siz geldiğinde o ilk kuruluşu da eleştiriyorsunuz. Çok sert bir dille eleştiriyorum evet. Hatta. Yani. Çünkü eleştirilmesi gereken tarafları olduğuna inanıyorum evet. Kesinlikle. Yani çizgisinden sapmasa da bugünkü haliyle sizin açınızdan. Şuna geleceğim. Niye çizgisinden sapmasına geliyorum? Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstermiş olduğu belki de omurgasızlıktan bahsetmek için. Çünkü omurgası olmayana zaten ülke teslim edemezsiniz. Omurgası olmayan zaten mutlaka bir yerlere evrilecektir. Ağır birileri kullanmıyor musunuz? Birileri tarafından efendim? Ağır. Omurgasız. Ama yok. Yani omurga, bak dolayısıyla bu noktadan baktığım zaman Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten bu topraklar için şu anda bir zarar. Bir güvenlik sorunu gerçekten. Ama Türkiye'nin en çok oy alan ikinci partisi. Yani ne diyeceğiz bununla ilgili? Halkın bir kısmı tam aksini düşünüyor. Yani bu gerçekleri ve hakikatleri ortadan kaldırıyor mu bütün bu söylediklerimizi? Yok, halkın öyle düşünüyor olması. Ona bakarsanız farklı düşünüyorlar. İşte ona bakarsanız yanlış şeylere inanan, yanlış şeylere tapan bir sürü insan var. Videonuz sosyal medyada oldukça izlenmiş ve tepki toplamış. Şu ifade geçtiği belirtiliyor. Mustafa Kemal ile ahlaksızlık getirildi, dinsizlik getirildi. Ama aynı zamanda bir şeyde atıfta da bulunuyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi? Bir kere o videonun tamamını izlemek lazım ne denildiği anlaşılması için. Yani bunun içerisinden cımbızla sadece orada denilen Mustafa Kemal ile birlikte ahlaksızlık getirildi, dinsizlik getirildi demek sistemin kendisi
geldiği andan itibaren bu topraklara Batı'nın sistemi getirildi. Getirilmedi. Kıyafetinden kılığına, efendim inancından ne diyeyim size ben eğitim sistemine. Batı'nın sistemi empoze edildi. Üstüne bu modern yaşam geldi. Bu modern yaşamla birlikte yavaş yavaş aile mevhumu ortadan kalktı. Bu çizdiğiniz yavaş yavaş ahlaksızlığı nereye koyuyorsunuz? Ahlak dediğimiz kavram her şeyin içerisinde vardır. Bugün etik olarak bakın batıl sistem, Batı'nın eskiden Osmanlı'da ne vardı? İslam'la beraber burada Osmanlı'yı kutsallaştırmıyorum ya da... Siz bunların ötesinde kendinizi düşünmediğiniz ve topluma yönelik toplumun menfaatini gözetecek şekilde hareket ettiğiniz mi ifade ediyorsunuz? Bir daha alayım soruyu. Şimdi Avrupa'nın özellikle işte Cumhuriyet dönemiyle beraber Türkiye'ye, daha doğrusu Anadolu topraklarına bireyselciliği dayattığını ve bireysel çıkarları... Bu sadece bir tanesi. Onun dışında şapka devrimi yapıldığı, başörtülü kadınların başları açılmak durumunda kaldığı, bunun için baskı ve dayatma getirildi. Yani bu baskı ve dayatma ile yapıldı. Bu noktada müthiş bir zulüm gördüler. Öteki taraftan ayaklanan kim varsa, ne diyeyim, bu sisteme karşı çıkan kim varsa, bu sistem yerleştirilmek adına, devrimlerin yapılması adına... bu kararlar alındığı için insanlar bu noktada tabii ki baskıyla, zorlamayla yaptılar. Yani. Doğru. Maalesef acı hatıralar var İskilip Rahatlık Hoca gibi ama işte farklı ayaklanmalar da var Cumhuriyet'i. Özellikle işte toprak isteyen grupları, çeteleri biliyorsunuz. Bunlar tarih içerisinde ayrıca değerlendirilir. Bir de geçtiğimiz günlerde bir hadise yaşandı. Ama biz bunları maalesef değerlendiremiyoruz işte. Neden? Yani biz bunları oturup normal, çünkü kutsallaştırılmış ve putlaştırılmış bir Atatürk var. Ve putlaştırılmış bir cumhuriyet var. Kutsal sayılan bir cumhuriyet var. Bunu da emperyal güçler yaptılar. Niye bunu yaptılar? Çünkü bize ilkokul yıllarımızdan itibaren bir uyuşturucu gibi bağımlılık olarak bu sistemi enjekte ettiler. Ve bizleri kendi sisteminin ne zamanki öz değerlerimize, kendi benliğimize, kendi kimliğimizle ayaklanmaya ve kendi o dünyaya gerçekten medeniyeti yaymış, adaleti, şefkati, paylaşmayı, her şeyi yaymış ve dünyayı huzur ve barış, adalet içerisinde hiçbir devletin, hiçbir imparatorluğun yönetmediği gibi o realiteyi ne zaman ayaklandırmaya çalışsak bize bu sistemi sundular, bizi bu sistemle susturmaya çalıştılar, bizi bu sistemle de durdurmaya çalıştılar. Yok. Efendim? Yani... Bana engel yok. Ben hakikati sürece... konuşurum. Çünkü hakikati konuşmanın Atatürk'ün hatırasında bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine Atatürk hakkında bu kadar putlaştırılmış ve yalanların konuşulmasının Atatürk'ün hatırasına saygısızlık. Susturdular ifadesini. Saygısız. O yüzden. Susturuyorlar, susturmuyorlar mı beyefendi? Ama konuşuyorsunuz. Yani ben değil, beni susturamazsınız. Hı. Çünkü ben gerçekten hakaret ediyor muyum kimseye? Hayır, hakaret etmiyorum. Dolayısıyla doğru bir ölçüde insanları susturdular bununla ilgili. Yani Şükrü Saraçoğlu ile o dönemin Dışişleri Bakanı ile Stalin'in bir konuşması var bununla ilgili. Türkiye-Rusya paktı yapmaya çalışıyorlar galiba orada bir. O esnada 3 hafta süren konuşmaları var ve o konuşmaların içerisinde Stalin diyor ki, Şükrü Saraçoğlu diyor ki biz adaları almayacağız, kesinlikle istemiyoruz. Stalin de diyor ki sizin adaları kesinlikle almanız lazım. Çünkü Ege Denizi çıkışında sizin için stratejik olarak önemli bir konuma sahip. Dolayısıyla dönemin bütün süper güçleri, Rusya, İngiltere, Almanya... Hepsi adaların bizim hakkımız olduğunu düşünüyor ki bizim hakkımız gerçekten bu noktada yani baktığınız zaman. Ama biz nedense adaları kesinlikle istemiyoruz. Niye istemiyoruz bir söyleme göre? Rıza Nur'un söylemine göre Atatürk'ün en yakınında olanlar. Lozan Anlaşması'nda da ikinci imza yetkisine sahip kişi. Hatıralarına baktığınız zaman diyor ki biz adaları istemedik çünkü oraları eşkıya yuvalarıydı. Biz onlarla uğraşmak istemedik. Bir diğeri diyor ki o dönemden yine konuşan İsmet İnönü'nün işte Yunanlılara olan sevgisinden dolayı Yunanlıların gururunu incitmek istemedik gibi. Sizin dolayısıyla şu anda da adalar, şu anda da adalara baktığınız zaman adalar silahlandırılmaması gereken adalar uluslararası hukuka göre bize karşı silahlandırılmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bu konuda. Dolayısıyla çok hayır şuna diyoruz ya var. Biz hani sınırını genişletmekten bahsediyoruz. Hı-hı. Ya dolayısıyla dünya böyle bir döneme geçiyor. Türkiye'de sınırlar bu noktada şunu söylüyordum. Diyorsunuz. Türkiye'de bu noktada gerçekten enerjisiyle, sinerjisiyle, yıllardır yaptığı yatırımla, savunma sanayisindeki harcamaları ve gelişmesiyle, gerek lojistik merkez haline gelmesiyle, gerek Kafkasya'daki bu noktadaki hamleleriyle, Ermenistan noktasında, işte ne bileyim şu anda aklıma ekonomik olarak bu noktada yaptığı yatırımlarıyla, ucuz iş gücü mültecilerle, sığınmacılarla beraber ekonominin kalkınması noktasında yaptığı hamleleriyle, bu noktada gerçekten realitesini hakim kılmak üzere her şey hazır. Şu an harekete geçecek ama... ve Millet İttifakı gelirse bu engellenecek. Şu anda AK Parti ve Erdoğan milli duruşu olan bir hükümet bizi taşıyabilir. Yani bana diyorlar ki sen AK Parti'ye niye destek veriyorsun?
Sen efendim ne söyleyeyim, Müslümansın. Çalıyorlar, çırpıyorlar. Sen görmüyor musun? Hak yiyorlar. Ne yapayım kardeşim? Keşke hak yemeseler. Keşke çalmasalar. Görmedim gözümle, bilmiyorum. Çıkan belgelere bakıyorum. Ama böyle bir şey varsa gerçekten bu dava yolunda Türkiye'nin vermiş olduğu bu kutlu mücadelede her kim yanlış yapıyorsa onu Allah'a havale ediyorum. Ama diğerine baktığım zaman yani yanlış anlaşılmasın, AK Parti benim siyasi ideolojimi tam anlamıyla karşıladığı için değil. Bugün ben belki Erdoğan'la otursam gerçekten oturup sohbet etmem. 10 dakika belki sohbet edemem. Çünkü yaşama bakışlarımız farklı. Çünkü frekanslarımız farklı. Çünkü üslubumuz, insanlığa bakışımız, jenerasyonumuz, inandıklarımız belki bu noktada farklı. Ama bütüne baktığım zaman yani AK Parti benim için 10 puan üzerinden 10 verdiğim için desteklemiyorum. 10 puan üzerinden 2 veriyorum. Ama diğerlerine baktığım zaman CHP'sine, HDP'sine, Millet İttifakı'na, efendim kim varsa, Meral Akşener'e şu anda aklıma...